Herkese merhaba Capstock Podcast'a hoş geldiniz Ben Umut Yaka Hoş geldiniz ben Erdem Şentunalı Capstock Podcast iş hayatında başarılı insanları ve girişimcileri konuk aldığımız Onlarla sohbet ettiğimiz bir podcast serisi Aynı zamanda bir Capstock Next ...diye e, internet sitemiz mevcut ve girişim haberleri yayınlıyoruz burada. Bu güzel insanların, güzel girişimlerin haberlerini orada ulaşabilirsiniz. Haftada bir, her pazartesi e, kulağınızda oluyoruz. Ve bugün karşımızda Düğün.com'un CEO'su Emek Kırbıyık var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok Hoş teşekkür ederim. Hoş geldin Emek abi. abi. güzel bir giriş oldu, çok evet. sağ olun. Evet, şimdi başında <laughs> biraz anlatmaya çalışıyoruz kendimizi ki... ...çünkü eskiden böyle yapmıyorduk. Biraz... Herhalde başlarında çünkü her zaman herkes aynı kişi dinlemiyor bunu. Evet. Biraz anlatmalıyız gibi hissediyoruz kendimizi. Yaşlanıyoruz artık daha çok konuşmaya başladık. Daha çok konuşmaya başladık evet. Nasıl? mikrofon etkisi yani. Tabii mikrofon güzel olunca konuşuyor. Özgüvensiz konuşuyorduk ya bu şimdi biraz daha eskiden iyi. Eskiden bir tane şurada mikrofon vardı ortada. Sadece konuğumuzun evet. sesini alıyordu bizimkiler boğuk. Ha, ha, Ve biz anladım. hiç konuşmuyorduk bu yüzden. Biz koyak <laughs> <laughs> Küçük Son, bir reklamsa. Aynen. Evet Barbaros <laughs> e, galiba e, bir, bir katkıda bulmuş. Evet, Kendisi evet. çok, çok sağ olsun. Teşekkür Teşekkürler. Selamlar. Teşekkür ederiz. Tamam. Aynen saygılar. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? Süper. Her şey çok iyi. Gayet keyifli. Allah razı evet. olsun. Aynen. Ben genelde de zaten hayatımda pozitif olmaya çalışıyorum. Evet, evet hep Biris biliyorsunuz. Birisi bir şey <laughs> sorarsa, nasılsın? Süper diyorum. Ama diyorlar, sen de ne? Ne bu? Abi? Sürekli süper iş Kötü bir şey gelmeye başlıyor. bu başına. çok iyi bir şey çünkü aşırı stresli insanlarla iş yapıyorsunuz bir bakıma. Evet. Aa, Aa, öyle evet, değil mi? Evlenmek isteyen evet, insan bu... stresi diye bir şey var mı? Var. Ee, abi. Yani evlenmediğin için bilmiyorsun. <laughs> evet, <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Var. Ben şimdi anladım mesela, bunu bilmiyordum. Evet. <laughs> Ama evlenmediğiniz çok net yani. Tabii tabii. Evet. Bakınca gerçi hani filmlere bile konu olan bir kadın ve erkek gerginliği var Hı -hı. ikisinin ayrı ayrı. Hı -hı. Dolayısıyla var demek oluyor. İşte biz o gerginliği yok eden. İşte bir iş bu. Yapıyoruz. Evet. Çok iyi. Bu arada tamam. Hemen bilmeyenler için düğün komu böyle bir kısaca buraya geleceğiz ama Tabii. kısaca bir anlatır mısın? Tabii. Ee, bir pazar yeri. Evlenmeye karar vermiş çiftlerle firmaları buluşturuyoruz. Hı -hı. Ee, evlenmeye karar vermiş çift ilk olarak düğün mekanından başlar. Gelinlik, işte, fotoğrafçı, orkestra, organizasyon şirketi gibi 30 kalemde e, kendi düğününde ona destek olacak firma arıyor. Hı -hı. Biz e, Türkiye'de yaklaşık 50 bin tane firmayı bütün bilgileriyle listelediğimiz bir web sitemiz var. E, ve buraya ulaşıp. Kendilerine uygun bütçelerine göre işte yorumlarını okudukları hmm. e, bir platformda e, kendilerine uygun firmayı buluyorlar. E, biz de bu işi yapıyoruz. Çok iyi. Peki. Ben bir ara düğün mekanı bakıyordum böyle hani. Evleneceğimden değildi de piyasa nedir hani şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> Yakın Erken arkadaşlar edineyim. <laughs> böyle çok hoşuma gitmişti. Çünkü 10-15-20 sayfa belki gezdim. Evet. İşte kişi başı fiyat fotoğraflar falan yer alıyordu. Böyle bayağı bir sayfa gezdim. Çok net hatırlıyorum yani. Evet, evet. Mesela istediğim kalemi seçmeyip istediğim kalemi seçebiliyorum gibi bir şey. Yani gelini atladım. Orkestrayı atladım ama geri kalan işte catering'inden yer kiralamasını hepsi yine ya biz zaten e, öyle bir şey mi? Sana yani booking.com gibi seçenekleri sunuyoruz. Senin Hı. neye ihtiyacın varsa sen bizim üzerinden firma ile iletişime geçiyorsun. Hı. Yani biz araya girmiyoruz. Aa, sizde herhangi bir ödeme falan yok, yok o zaman. Yok. Hayır, Anladım. Biz sadece e, nitelikli talep yani lead üretiyor Şimdi firmalar anladım. için. Hı, Firmalara gelen talepleri de firmalar direkt e, çifte e, dönerek işe dönüştürmeye çalışıyorlar. Ve bizim de gelir modelimiz direkt firmalardan aldığımız yıllık bir ücret. Hı -hı. Tabii listeleme yapıyoruz onlar için. Hı -hı. Eğer paketlerimizden işte en çok görün, görünmek istediklerini seçerlerse biraz daha fazla ödüyorlar. İşte standardı seçerlerse, evet, ikinci ya da üçüncü sayfada listelenebiliyorlar. Biz de bu şekilde onlara nerede bulunmak istiyorlarsa, ne kadar fayda sağlamak istiyorlarsa Hı -hı. bir Hı -hı. ücret alıyoruz. Çok güzel. <laughs> yani bu. Buna gelmeyecekti ama ister istemeden soruyor. sonra gelecektik daha doğrusu. İlk önce bir seni tanıyasımız vardı ama tamam. hemen oraya gelmeden. Ya bu fikir nereden geldi? Sen bu açığı nereden gördün? Sona çünkü... koyarsın buraları yani. bu arada. Sona mı koyarsın? <laughs> <laughs> yok yok şimdi sormuş Dertten oldum. başladık. Ya bir gün dolmuş da gidiyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> yok şöyle oldu. Ee, ben e, biraz da hayat hikayemi anlatayım o zaman burada. Biraz uzun cevap O zaman veriyorum. tamam. en baştan başlıyoruz. <laughs> evet, tamam. O mükemmel oraya sorudan geliştiniz. başlıyoruz. Aynen. Tamam. O daha iyi bir matematik. Tutamadım kendimi. <laughs> Emek kırbıyı kimdir? Tamam, öyle. Böyle canım. mi başladım? <laughs> ben e, herhalde kendimi en doğru anlattım kelimeye. Bir girişimciyim. Hı -hı. E, girişimcilik de şöyle başladı. E, Umut, ben öğret anne baba öğretmen e, ve Antalyalıyım. E, i̇şte ben 75 doğumluyum. İşte 80 döneminden sonra o aralar biliyorsunuz ülke karışıktı ha, hı hı. benim annem de babam da e, ...idealist öğretmenlerdi belli bir süre sonra e, e, ticarete atılmak zorunda kaldılar yapacak yap yani işlerini yapamadılar belli bir süre sonra ve biz de babamla beraber babam annem ben bir sürü işe girdik e, bunlardan ilki işte bir lokantamız vardı e, daha sonra babamla birlikte e, ikinci lokantayı ...yaştık. üçüncü yaşadım ben tabii çok küçüküm 10 11 12 yaşlarında Ondan sonra... Seri girişimcisiniz yani. Babam. babam, <gülüyor> babam, babam. <gülüyor> Ondan sonra e, Lara'da, Antalya Lara'da pansiyonumuz oldu. E, böyle ben bütün işlerin, yaz yazları tabii çalışıyordum babamla beraber. E, iş, işlerin içindeydim. E, bir şekilde babamın yanındayken, işte annemin yanındayken... E, tabii onlar öğretmenliğe geri döndüler e, belli bir süre sonra. Ama biz yazları pansiyon çalıştırmaya devam ettik. Yani Hı -hı. İnsan nasıl yönetilir, iş nasıl kurulur, işte... Ee, müşteri nasıl davranılır, satış nasıl yapılır ee, bir sürü şey istemeden o ara öğreniyorsunuz. Hı -hı, e, aslında bunlar bir şekilde ticaretçi oluyorsunuz. Yani Hı -hı. E, bir dükkan nasıl çalışır? E, bizimki de işte, yani holding bile bir dükkan aslında. E, tabii far, ki de. Evet. Masraflarınızı yapıyorsunuz. E, bu şekilde herhalde içgüdüsel olarak bir baba ile birlikte, anne ile birlikte bir girişimci Oldum. Hı hı. Üniversiteye girdim daha sonra. Üniversiteye geldim İstanbul'a. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şeyi planlama okudum. Mimar Fakültesi içerisinde. Çok güzel bir bölümdü. Ama geleceğini göremedim. Yanlış İlk... şehirde okudunuz. Ben İlk... İlk... <laughs> <Yani ülkeye, gülüyor> vurmayayım dedim de. de Linç <laughs> küçük olsun diye <laughs> şehirde ya belediye için ama... çalışacaksınız evet, ya da özel belediye de yani. çalışacaksınız. Ha yoksa bir şey yok mu başka? <laughs> yani zor. Kendi özel, özel... da kurabilirsiniz. Aha. Arkadaşlarım yaptılar ve çok başarılı olanlar var ama ben kendimi o pozisyonlarda göremedim. Anladım. Belediye ile sürekli uğraşmak istemediniz. Evet yani çok kolay değil. Bunu tabii. Anlatmayayım. Yani bundan sonra anlatırım ama uğraşmak istemedim. Anlaştık. E, dolayısıyla ben üniversiteden itibaren hep böyle bir şeyler kovaladım. E, bir yerlerde çalıştım. E, bilgisayar yaptım, sattım. E, ondan sonra bir ara Bilgisayar e, yapıp satmak ne demek oluyor O zamanlar siz daha işte e, portakalda <laughs> vitamin. <gülüyor> <gülüyor> Biz bilgisayar toplardık. Tamam. E, bilgisayarcılar vardı yazıcı olduğunda falan. Giderdik bütün işte parçalarını e, birleştirdik, kasa alırdık. Sonra bunu toplardık. Başkasına ee, mı satmak başkasına satardık. Yani, ve alıcılar vardı. Çünkü escort bile yoktu yani. Ya da yeni yeni, yeni. İşte gold bilgisayar vardı falan. Yani, e sen nereden peki biliyorsun da o bilgiye sahip olup? Ben bilmiyorum. Birisi yapar mısın dedi. Yaparım abi. <gülüyor> Size <gülüyor> talep geldi ve ondan öyle sonra öğrendik. ama ondan sonra satışlar da mı talep üzerine oldu? Evet abi? öyle oldu. Yani birisi Yoksa böyle ince arkadaşım, arkadaşım da var, <gülüyor> arkadaşım da var <laughs> falan <gülüyor> diye öyle gitti. Sonra Casper'ı böyle kurdunuz. Casper <laughs> yok. <laughs> sonra e <laughs> Türk.net diye bir internet evet, evet. Uh, service provider uh, çıkmıştı. Işte ben uh, bir, bir iki yerde de çalıştıktan sonra Türk.net'e girdim ve uh, helpdesk olarak çalışmaya başladım. Yani internete bağlanamayan insanları internete bağlayan işte uh, call center'da çalışan bir görevliydim. Uh, İşim iyi gidiyordu. Sonra sistem departmanına çıktım. Yani sistem departmanında işte o modemlerin bağlanan hani zız zız diye vardı. Onun her, evet. her birinin karşılığında bir modemimiz vardı Türk.net'te. Oraya bağlanıp işte insanlar internete bağlanıyordu. Ve ben de serverlardan sorumlu uzmanlardan bir tanesiydim. Ama hiçbir fikrim yoktu yani serverlarla alakalı. Sonra birkaç ay çalıştıktan sonra anladım ki ben bu işi çok iyi yapamayacağım. O ara Boğaziçi Üniversitesi'nde de e, bir master program vardı İşte business administration programı MBA'nın yarısı diye bir şeyde özel ona gittim. E, o da bitince dedim ki e, ben bilgisayar öğrenmeliyim ve bir bu konuda daha iyi deneyim kazanmalıyım. Kuzenim Amerika'daydı Amerika'da onun yanında gittim e, ve e, işte kaçtı yıl 99'da Amerika'ya gittim. İlk iki senem gerçekten çok zor geçti işte çalışma izni almaya çalışmak, işte iş bulmak falan, eee pizza dağıttım, işte garsonluk yaptım bir sürü iş. Yaş kaç o ara? Pizza dağıttı Amerika'da. Ha, çok büyük. Kabul Amerika'da edilebilir. Mi? Yani. Gerçekten Bayağı, mi? Evet. Çok güzel işler. Neyse ama tabii geleceği <laughs> yok yani. Ee, sonra Ama yine de bir kafamız karıştı. <gülüyor> <gülüyor> çok da geç değil 23, 26. <gülüyor> <gülüyor> sonra e... ...Microsoft Certified System Engineers diye bir sertifika aldım. Hmm. Bu Bilgisayar ağlarını kurabileceğiniz kadar bilginiz oluyor. Hmm. E, Protokolleri öğreniyorsunuz. Onu aldıktan sonra bir catering şirketinde yani düğünlere yemek yapan bir şirkette... E, ...işte bilgisayar e, uzmanı olarak görev yaptım. Görevim de orada bir e, bilgisayar ağı kurmaktı. Tamamen manuel yürütülen bir işletme düşünün. Hmm. E, hiçbir CRM vesaire yok. Evet. Bilgisayarları bile yok. Ben oraya işte 15 tane bilgisayar aldım. iki tane server aldım. Dışarıdan insanlar dial yapabiliyordu. Yani e, CRM'e ulaşabiliyordu. CRM kurdum. Catering şirketini e, dijitalize ettim. Yani 2001-2002. E, patronum beni e, süper 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 zeki bir insan <gülüyor> <gülüyor> sandı. Dedi ki bir gün işte e, emek şey yapalım mı? E, bana bir tane şirket geldi. E, ve e, reklam satmaya çalıştı. İnternette benim e, catering şirketimin, e, yani düğünlere yemek yapan şirketin listelemesini yapacak. Şirketin adı da TheNot.com, K-N-O-T, düğün <laughs> demek. Ondan sonra e, bunu beraber yapabilir miyiz dedi. Yani hiçbir şey anlamıyorum web sitesinden, yaparız tabii dedim. Yani başka birisi <laughs> yapabiliyorsa ben de yapabilirim yani. Ben, mantık Mantıklı. Yani. Bizim işimiz ya. İşte cahil, cahil cesareti, tam böyle bir şey yani. <laughs> Nasıl yapabilirsin? Ondan sonra internetten bir tane programcı aradım. Bahadır'ı buldum internetten. Hiç tanımıyorum çocuklar. Çocuk yazarım abi dedi. Yazdı yani. <laughs> denk geldi. Adam da iyi çıktı yani. <laughs> Bahadır şu an herhalde Düğün.com'la ile ilgili bir şey. Yok şu anda. Değil mi? o, o Ondan bayağı çalıştık. Hala ha. da çok yakın görüşüyoruz Hı -hı. ama başka bir alana kaydı. 5-6 sene beraber çalıştık ama yani. Çok da, çok da düzgün bir arkadaşımdır. Ondan sonra biz şeyde Philadelphia'da da Partispace.com diye bir site kurduk patronumla. Düğün.com'un aynısı. Evlenecek çiftler, evlenmeye karar çiftler geliyor. Düğün mekanı e, ve diğer e, ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ve ben de orada e, işte bütün teknolojinin yani tek e, teknolojinin başına geçtim. E, 2007'ye kadar orada çalıştım. 2007'de artık zamanı gelmişti. İşte o zamanki kız arkadaşım, şimdiki eşim. Eee <laughs> 6-7 sene ayrıydık. Ha. Ee işte zor olmaya başlamıştı. Ben de zaten yani orada kalmak da istemiyordum. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hı, -hı. Ee, işte rakı balık ne bileyim işte Hı -hı. sabah kahvaltısı. <laughs> Bilimimiz zeytin yalı ve salçalı yemekler. Her şey yani, aklına gelebilecek her şey. <laughs> Antalya'lıyım yani. Antalya ben işte ne kadar kaldım 6-7 sene kaldım bir tane Antalyalı ile karşılaşmadım burada. yani Antalyalı'nın bir tanesi de kalkıp da Amerika'ya gideyim de ben burada ne varmış diye merak <laughs> etmemiş yani gelenlerin hepsi abi. <laughs> Akdeniz insanı Akdeniz ama ya yani, ne çok gezmesi Arkadaşlar hareketi diyor, yok ya, ne yapıyorsun orada gel işte yatalım <gülüyor> <gülüyor> Yani bir tarafım da öyledir yani. yani mesela Antalya'ya gideyim yazın. Ee, üç ay Şezlong'da yatabilirim. Hiç hareket çok güzel etmeden yani. öyle bir tarafım tarafımda e, Antalyalık'tan kalmam. Neyse <laughs> 2007'de döndüm. E, ve döner dönmez arkadaşlarımla Galata'da e, bir hostel açtık. E, Hep de cesur işler ya. Yani. Ama pansiyonu biliyorum ya. Evet. Yani Orada Galata'da da hostel yani. bana ne olursa olsun. O zamanlar geliyor. bile çok sakat zamanlardı. Neyse çok iyi gitti. Yani bayağı iyi gitti. Hı hı. Bu arada Amerika'daki şirkete hala danışmanlık da veriyordum. Hı. Ee, i̇şte e, hostelde çalışan iki arkadaş vardı. Birisi e, kuzenim, birisi de onun sınıf arkadaşı. Müminle Coşkun. Yani onlara dedim ki bir gün arkadaşlar böyle böyle e, e, düğün sitesi açacağız. Türkiye'de de böyle bir ihtiyaç var. Var birkaç tane yapan vardı. Ama biz çok daha iyi biliyoruz. Yapabilir miyiz? Yaparız dediler. E, onlar geceleri işte e, sitenin içeriğini hazırlamaya başladılar. Hmm. Gündüzleri de hostelde çalışıyorlardı. Bir, bir sene sonra ofisleştik. Ondan sonra ve Coşkun e, ofise geçtiler. Biz 2007 gibi düğün.com'u e, kurduk. Aynen, aynen. E, Mimin e, ve coşkun işte asistan olarak çalışıyorlardı. Bir tane hostelde kalan Arjantinli programcımız vardı. <laughs> Lucas. Lucas da programımızı yazıyordu. E, bir gün işte 5-6 ay kaldı. 5-6 e, ay sonra e, ee, Lucas geldi ofise. Ben de Arjantin'e gidiyorum. Ne oldu Lucas dedik. E, ee, o ara hatırlar mısınız? Bir ara kene salgını vardı Türkiye'de. Evet. Ee, ben de yok. işte Sivas'ta ben falan insan ölmüştü. Kırım Kongo. Kırım Kongo kanamalı hastalık. Tamam evet Kırım Kongo kanamalı hastalık. Tamam, Arjantin. Evet, Arjantin. Krim, Kongo, Neyse hatırladım. İstanbul'da olmuyordu. Ama e, çocuğu işte e, kene sor, e, sormuş. Ben burada ölmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Arjantin'e döndü. Çok haklı bir sebep. Biz böyle <laughs> bir anda kaldık. Ne yapacağız diye. Mümin dedi ki He, abi ben öğrendim dedi. <laughs> Nasıl öğrendin abi. abi dedi. Abi dedi ben dedi, Lucas'ta oturuyordum. evleri de, Evden de akşamları bakıyordum dedi. Ee, öğrendim ben dedi. Kuzen mi peki? Yok se... kuzenimin arkadaşı. Tamam. Siz de ailede çünkü bir içeriye dalıp öğrenme var diyecektim ona. <laughs> Ondan sonra yapabilir misin hala dedim. Abi yaparım dedi. İşte hala bizim CTO'muz Mümin. <laughs> Hadi canım Ve, ya. Ve yani, şirketi ortağı aynı zamanda. O zaman <laughs> Çok e, güzelmiş. Yakaladım. Kuzenim de e, bizim işte art direktörümüz. Coşkun. Hala o da çalışıyor. E, orada iki tane ben süper e, kendimi hayat arkadaşı yakaladım. Ne güzelmiş ya. Evet evet. Çok güzel oldu. Hostel ne olmuştu peki o dönemde? <laughs> hostel duruyor hala. O duruyor hala. Evet evet. 15 senelik. Şu Maşallah. anda. Maşallah. Şu anda çok daha iyi, keyifli. Yani e, altında bir balayı de kafemiz için var. artık orayı Yok. öneriyoruz. Bu <laughs> <laughs> balayı için çok uygun değil. E, hikayemiz bu oldu. Çok ya old. güzelmiş ya. <laughs> ben, ben farklı mı bekliyormuşum da acaba bu kadar etkilendim? Yoksa güzel olduğu için mi bu kadar etkilendim bilmiyorum ama. Ama şey e, çok güzel oldu. Bizim ilk işte hostel Galata'da olunca <laughs> bu 5 6. ofisimiz biz Galata'ya yerleştik. <laughs> Galata'da ki... Yani Galata'da Galata köyünün etrafında hep ofislerimiz. Hep öyle mi oldu? Hep öyle oldu. Hı. Öyle olunca e, düşünsene yani bir girişimin var, e, bir ofisin var. ve Dışarı çıkınca e, İstanbul'un hemen hemen en güzel yerlerinden yani en rahatlatıcı yerlerinden Tabii bir tanesindesin. Ki. O bizim için e, bize çok motivasyon katan da bir şey oldu. Hem ee, işte çalışıyorduk hem de dışarıda da işte barlara e, size Beyoğlu hayatına yakınsınız. Ee, güzel de bir hayat da yaşadık. Ne çıkıyorsun her türlü milletten de... ve... Evet, evet. Kesin servis yapmışızdır da. Kesin yapmışızdır. Biz barda çalışıyorduk Taksim'de. Bundan Hangisinde? Tek tekçide. Ha tek tekçide. Gerçekten. <laughs> ee, benim e, şu anda iki tane barım var. Ee, birisi e, Eskiden işte lokaldi. Tam Galata meydanında. Şimdi eskici. Eskici Eskiciyi ee, biliyorum mi, ama. Mesela. Evet, ya benim ortağım var. Ortağım işletiyor. <laughs> ben de ortağım. Bir de şimdi yeni bir yer açtık. Ee, Narmanlı Han'ı biliyorsunuz. Ben Narmanlı Han. Tam tünelin Türen'in arkasında bir yeni. Tam, şimdi yeni bir, bir şim. evet. Aha, ee, aha. Tamam. Onun içine e, iki ay önce Celtic diye bir Irish pub açtık. Yani <laughs> e, Yine aynı ortağımla. Açış var abi sizde. Valla e, Üç iş var aslında Yani dijital tarafın dışında. işte bir barım var. İki, iki tane bar var. Birisi Hı -hı. pub. Bir de hostel duruyor. Altında da Hı -hı. kafe var. Ee, ve e, üçünden de, işte üçünün içinde olmaktan çok mutluyum. Ama yüzde yani %99 zamanım elbette düğün konumuna geçiyor. Yani benim işim sabah 9'da başlayıp Hı -hı. işte akşama kadar kaldığım yer düğün.com Tamam. Zaten diğer türlüsü olmaz. Çünkü evet. ne olursa olsun bu halen bir startup şirket. Evet tabii Hı -hı. ki. Ve yani. e, e, Büyük bir çoğunluğunu e, bu tarafa vermen gerekiyor diyorlar. Evet, evet, doğru. Ben de ufuk ufak ufak yani. yaşıyorum. Bu arada şey yani konuştuk buraya geliş kısmı ama düğün de tam olarak nasıl çıktı konuşmadık. Nereden hani? Okey birkaç evet, rakip Amerika'da. vardı o zaman dediniz ama. Işte ama Amerika'da vardı. Amerika'da. Amerika'da. Amerika'da, Amerika'da. Yani, Türkiye'de de rakip vardı ama. Var mıydı? Evet vardı dedi. ama işte yani pazar şey çok iyi biliyoruz. biliyorduk tabii. Yani 6-7 sene Amerika'da kalınca Hı -hı. şey çok iyi biliyordum. Nasıl kurulur? Hı -hı. Hangi aşama çünkü orada birebir yaptığım için. Buna karar vermek ne kadar sürmüştü peki? Hiç sürmemişti. O zaman şöyle yani. tamam hemen onu orayı da anlatayım. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Ben Amerika'dan Hikaye dönme çıktı. <gülüyor> <gülüyor> dönme sürecinde bir arkadaşım dedi ki ben bir site satın aldım. Singlesburg diye. Dating sitesi. <laughs> Bütün internette... Bulaşan, ...bulaşan girişimciler bir... dating, dating sitesinden yapardım, geçer. Aynen <laughs> Sonra ben... E, ...ortak oldum oraya. Var mı diyecektin mi? Varmış. <laughs> e, ve... E, ...ben geri pazarlama tarafını aldım. E, ortağım da şu anda... E, ...o ara Yahoo'da çalışıyordu. Skype'a geçti. Samsung'da <laughs> çalışıyor şu anda. Bayağı iyi bir yazılımcıydı. E, o da işinden çıktı. Ve e, biz... ...full -time bu işe girdik... Ee, ve e, Hindistan'da bir ekip buldum. Beş kişi. IT ekibi. Hı hı. Remote. Onları yönetiyordum. Hı hı. Ee, işte ortağımla beraber. Ve galiba 200-250 bin kullanıcımız olmuştu. Aktif. Ee, baya büyüyordu iş. Ve software baya iyi gidiyordu. Yani 200-250 bin eski softwareleydi yani yenisini bitirmek üzereydik. Çok para akıttık. Yani e, baya bütün maaşımı kazandığımı o işe yatırıyordum o ha. ara. Ee, tam her şey bitti. Facebook çıktı. 2008. Facebook ilk başta dating sitesi de gibi çıktı zaten. Hmm. Yani herkes e, bir şekilde Facebook kullanarak evlendi. Hatırlarsın <laughs> Tabii bu ki. Zamanlar. bizim zamanlar. E kısa bitti. evrildi dating evet. muhabbetini evet. aslında. Evet. evet. Bizim iş o ara bitti. Ben de e, geldiğimde e, çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'ye döndükten sonra ne yapmalıyım? Yani bir dijital iş yapmak istiyordum. Uh, diye işte kendime bir um, tablo hazırladım. Birkaç tane daha fikrim vardı. Hı hı. Uh, ama... Uh, dating işte, bize ters dedin. <laughs> Evlendiririz. De, yaparsak da. <laughs> uh, dating... Halal kurdum. Dating. <laughs> 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 o kelimeleri kullanmayacağım. <laughs> Bu da politik davranıyor. Okay. Ee, Biz çok ama, reklamını görürüz de o yüzden. Ama bildiğim işi. Yani en iyi de ee, ...öğrendiğim ve tecrübe ettiğim işi... E, ...düğün işini yapmaya karar verdim. Hı. Datingin bir sonraki aşamaya. Yani. <laughs> Aşaması. Yani. Son evresi. belki. Ondan sonra... E, ...düğün işi de şöyle. E, yani düğün.com'u da kurarken... Hı hı. ...iş pazar yeri. Yani bir tarafta evlenmeye karar vermişler var. Bir tarafta da firmalar var. Hı hı. Hem firmaların... ...platformunda bulunmasını sağlamanız... ...ve platformda kendilerini update etmesini... ...yani güncellemesini hı. sağlamanız... E, ...bilgilerini... E, ...ve aynı süreçte de... ...çiftleri de onlarla buluşturmanız gerekiyor. O. Bu çok zor bir... ...denklem. Yani çok uzun sürüyor. Yani 2-3 sene sürüyor. Hı hı. Hem çiftler gelecek hem de firmalar... ...mutlu bir şekilde onlara cevap verecekler. Yani adama eğer iş yollamazsanız... ...adam niye cevap versin ki? Ya da Aynen beklemez öyle. en azından. e maillerine bakmaz. Dolayısıyla bir yandan e, firmalara firmalardan para almadık bu süreçte. Hmm. Ne zaman ki çiftler arttı, firmalar onlara cevap verdi ve biz bunu takip ettik. Ve sen ben değer yarattın gördük. anladım. Aynen. Ve para Ondan çaldım. sonra satış ekibi kurduk. Bu 2008 2009un sonlarıydı. Hatta 2010'u bile bulmuştu. Yani Ama aslında 3 seneden bahsediyorsunuz. Evet, 2-3 seneden bahsediyoruz. 2-3 <laughs> sene... E... Ben hani yeni, daha yeni bekliyordum. Yok. Evet, yok, yok. 2010'da e, satış ekibi Aktif bir şekilde başladı 2-3 kişilik ama 2010 sonunda şu andaki gene satış direktörümüz bizim en büyük ayaklarımızdan bir tanesi satış ekibi Emin Bey katıldı. 10 senedir de hem şirket ortağımız hem de satışın başında öyle olunca işimiz çok kolaylaştı çünkü Emin Bey 200 kişilik satış ekibi yönetiyordu Doğan Holding'in altında sarı of. sayfalar tam bizim işi biliyordu gelince zaten olay bir anda büyüdü. Evet. yıl satışlarımız be, yani az az da ama beş kat sonra iki kat sonra iki kat ve böyle Siz güzel adamları katıyorsunuz yani strateji bu güzel benim de ben galiba de burdan ee... <laughs> belki benim zaten e, işim o yani. <laughs> e, yani iyi ekip kurmak değil yani mi evet. zaten lider pozisyonda evet. olan insanların bir süre sonra işleri tamamıyla ekibi ekibi iyileştirmek aynen. ve ekibi mutlu oluyor <laughs> aynen yine öyle. yine diyorlar yani bizim kendi evet. tecrübemiz değil Dinleyen buradaki dinlediğimiz insanlardan söylüyorum. Aynen. Öyle. Ne mutlu ki Siz de bunu iyi yapıyorsunuz ki hem ekip büyümüş. Dolayısıyla ekip büyümüş ve mutlu ki size sonuç veriyor. Çok Geri dönüş iyi oluyor. Aynen. Yani burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, i̇şte bizim e, bunu birkaç e, yerde daha anlatmıştım ama bizim bir e, hmm. stratejimiz var. Yani strateji çok, kelimesi çok yanlış oldu. E, biz mutlu bir şirket olmaya çalışıyoruz. Hmm. Yani mutlu bir şirket olmak için Mutlu insanlarla yani işini evet. seven insanlarla çalışmanız gerekiyor. Hı hı. Ee, i̇şini seven ve mutlu insanları doğru seçmeniz gerekiyor. Ee, onlara iyi olanaklar vermeniz gerekiyor. Hı hı. Onların da kendilerini iyi ifade etmeleri gerekiyor iş konusunda. Eğer bu denklemi çok iyi kurarsanız o zaman siz polis olmak zorunda ve insanlara iş yaptırmak zorunda kalmazsınız. Doğru insanları seçersiniz ve onlar mutluysa üretmeye başlarlar. Kesinlikle. üretirlerse mutlu olurlar evet. şirket büyür herkes mutlu olur <laughs> ve hiç gerginlik ve stres olmaz aslında bir şekilde bizim bizim yaptığımız şey bu doğru insanları seçmek yöneticiler olarak <laughs> o insanlara güvenmek o insanların da üretmesini sağlamak hiç şey var mı abi peki insan seçerken yani içeriye birini alırken kesin şuna bakarım diye ya da böyle işte bir sorun vardır ki onu sor, onun cevabıyla bir insan anlarım gibi böyle. Yani şimdi ben burada her şeyi anlatırsam. Olmaz. Zaten <laughs> ama şöyle. Ama e, başı Ben her her çalışanımın iş görüşmesine en son olarak katılıyorum. <laughs> burada da karşımdaki insanı anlamaya çalışıyorum. <laughs> yani e, tamamen havadan sudan konuşuyoruz ama. Ben orada psiko analiz yapıyorum. işte e, insanın e, başarılarını ölçüyorum. Ne kadar hırslı, etrafına zarar verecek bir hırs mı yoksa e, yararlı bir hırs mı bunu ölçüyorum vesaire. Kendimce yöntemlerim var. <laughs> Kendimce de e, iyi olduğunu düşünüyorum ama belki yanlışım bunu zaman gösterecek. Değil mi? Ee, ama yani de... bayağı zaman geçmiş. Çok da Yanılıyor olamazsın gibi ya geldi. Yanıldığımız, yani sonuçta insanla uğraşıyoruz. Yani insan karşındaki, Aynen. yanıldığın her zaman e, insanlar olabiliyor evet, ama evet, e, ama şu anda bizim ofise gelseniz umarım e, bir günde e, orada muhabbet ederiz. İyi bağlandırdınız e, abi, geliriz. Abi. <gülüyor> <gülüyor> e, çok düzgün e, ve herkesin güler yüzlü olduğunu herkes söyler, bizim ofise gelen. Herkes böyle e, güler yüzlü, böyle rahat bir ortam, <laughs> mutlu insanların ve e, e, iyi bir çalışma ortamının olduğunu söyler. Bazen insanlar ya burası nasıl bir startup? Daha biz gergin olmasını beklerdik ha. ve gergin olmalı değil mi e, e, derler? Ben de şöyle cevap veriyorum aslında ona. Bunu geçen gün bir podcastte daha söyledim. E, bilgisizlik paranoya yaratır. E, paranoya da stres yapar. Yani bilgisiz olursanız, eğer ne yapacağınızı bilmezseniz, iyi bir iş fikriniz yoksa, hı hı. işinizin nasıl daha büyüyeceğini bilmezseniz, e, bu sizi bir konu, birçok konuda paranoya yapar. Acaba para kazanabilecek miyim? Acaba işte çalışanlar iyi çalışıyor mu? Acaba metriklerim doğru mu? Acaba işte KPI'ler tutacak mı? Hedefler tutacak mı? Bunlar sizin paranoya yapar. Paranoya yaparsanız olursa, yani olursanız da stres olursunuz e, yani. Evet. Acaba ne yapacağım vesaire vesaire. Sonuçta yanlış hatalara sürüklesin. Ama biz işimizi çok iyi biliyoruz. Bizim işimiz çok doğru yönetirseniz büyütebileceğiniz bir iş. Çünkü pazar lideriyiz. Hı -hı. Ve Büyümek ancak bizim elimizde. Yani önümüzde yarıştığımız insan da yok. Dolayısıyla biz sadece yaptığımız işe odaklanıyoruz. Herkesi tek bir hedefe yönlendiriyoruz. Doğru insanlarla çalışırsak da bu defa hedefler tutuyor. Hedefler tutarsa herkes mutlu. <laughs> Çok iş güzel. büyüyor. Peki sizi yani... gelen hiçbir şey yok bu hayatta mesela neye sinirlenirsiniz? <laughs> <laughs> Evlenicek çiftler. Ya. Yani... Ben evlenecek çiftlerden nefret ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yok mümkün Yok. değil. Yani şöyle, biz işte anneysen de 200 bin anne günlük, işte düğün.com'da yaklaşık 100 bin kadın. 300 bin yaklaşık yüzde kadın trafiği Hı -hı. yani. Biz hayatımızı kadınlara ayırmış herkes. Evde üç tane kadın. Ha bu arada çok güzel bir güzergah kurmuşsunuz. Evleniyor, çocuk evet, yapıyor, Tabii. anne kom. Sonra okula, okula geliyor. Komutan, evet, arada evet. bir dating hala eksik. <laughs> o da tamamlanıyor. Sonradan evliliğe bağlıyor. Aa, evet, evet, Güzel yani. Bir Aynen. de huzurevi epi gelse <laughs> araya. Tam tarzı. bitti. Aynen. Life yani. circle'da. Ama şey söylemediniz. Boşan.com'u aç açma, açmalısınız demediniz. O da geliyor böyle. Geliyor mu? Evet geliyor. Aa. Yani ama işte, o kadar yok, oraya girmiyoruz. <laughs> o kadar <laughs> eğlenebileceğin bir şey değil ya. Alan değil yani. Hadi boşanalım deyince acaba nereden boşansak da internet sitesine girmez. Kötü şeylerin içinde yok. Evet. Güzel. Evet. evet. E, i̇nsanların güzel anları içerisinde <laughs> içinde. onun bize ihtiyacı olduğu zamanlarda biraz politik konuşayım. Ee, <laughs> yanlarında yanlarını dolduruyoruz. Hayatımızı, <laughs> hayatımızı kadınlara adadık şirket olarak. Peki ben şey merak ettim. Ee, 2007'de kurulduğu haliyle hizmet olarak konuşuyorum <laughs> sadece. Hani öyle arayüzden bahsetmiyorum ya da programın yani kodundan bahsetmiyorum. Şu anki hizmet arasında ne gibi fazlalıklar, farklılıklar, eksiklikler var? Çok güzel soru. Ee, aslında arayüz bile neredeyse aynı. Aha. Yani ama arka tarafta biz bir lead üretiyoruz. Evet. Bizim leadimiz de yani evlenmeye karar vermiş çiftin bir düğün mekanı ile iletişime geçmesi ve orada bir iş yapması da çok değerli. Düşünsenize yani düğün mekanında 400-500 kişi, 250 kişi yemekli yani bir organizasyon. 200'den başlar evet. neredeyse. Düğün mekanları gerçekten Baktım. nasıl bizden önce nasıl bu çiftlere ulaşacağını direkt kanalları yoktu. Dergi vardı <laughs> vesaire ama hepsi <laughs> performansı çalışmıyordu. Dolayısıyla biz düğün mekanlarının organizasyon işleri, fotoğrafçıların büyük bir eksikliğini çözdük. Hı. Onlar çiftlere nasıl ulaşacaklarını bizim üzerimizde çözdüler ve şu anda çoğu işletmenin yüzde %70 yüzde yetmiş işi düğün.com üzerinden geçiyor. Yani istatistik verimi 600 bin yılda insan evleniyor. Bunun 500 bini düğün yapıyor ve yaklaşık 400 bini bizim üyemiz oluyor. Yani of. Hemen hemen evlenecek çiftlerin tamamı evet, düğün.com üzerinden geçiyor. Dolayısıyla düğün mekanı, bir organizasyon içinde fotoğrafçının eğer e, düğün.com'u iyi kullanırsa e, bütün bu çiftlere ulaşma evet. imkanı var. Biz de yaptığımız işte aslında onları dijitalize etmek. Tabii. Yani e, ...yemek sepeti nasıl restoranları... ...ya da işte hı hı. E, yemek servisi yapan yani bireysel insanları... Bireysel yapacağını bu hizmeti... dijitalleştirdi. Aynen. Sahibinden.com emlakçıları... ...booking.com otelleri dijitalize etti. Biz de aslında düğün.com'da... ...düğünle alakalı firmaları dijitalize ediyoruz. Hı hı. Onlar dijitali iyi kullanırlarsa... ...nasıl e, işte firmalara, çiftlere yaklaşılır... ...nasıl satış yapılır... ...gelenliğe de nasıl cevap verilir... ...ne kadar hızlı cevap verilir... Ee, işte fotoğraflarım ne kadar hızlı, ne kadar sürede update etmeliyim, değiştirmeliyim, işte hı hı. profesyonel fotoğrafçıyla çalışmalı mıyım, yorumlarım nasıl olmalı? Bunları çözerse hı hı. insanlar iş almaya başlıyor. İş alırsa mutlu oluyor. Mutlu olunca dün.com'daki yatırımını arttırıyor. Daha hı. önde bulunmak istiyor. Daha, Daha çok para kazanıyor. Hatta. Biz Aynen öyle. de bu süreci takip ediyoruz. Yani şu anda 150-160 kişilik bir şirket. Ee, yani <laughs> tamamen yaptığımız aslında ön tarafta birebir aynı iş. Arka tarafta çiftleri segment ediyoruz. ihtiyaçlarını belirliyoruz. ihtiyaçlarını anlıyoruz. Doğru firmalarla eşleştiriyoruz. Örneğin sizin bütçeniz düşük. Hı -hı. Şu anda gidip de 5 yıldızlı boğazda bir mekanda eşleştirirsek hem mekan sinirlenir hem siz sinirlenirsiniz. Düzülürüz. Doğru. Biz ikisini ihtiyacı olanla firmayı arka tarafta segmente ediyoruz ve Hı -hı. onları birleştiriyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla herkes yani hiç kimse zaman kaybetmiyor. Daha doğru zaman. insanlarla uğraşıyoruz. Şey abi işte. Mesela bir de şeyi merak ettim. Ee, firmalar güncellemesi gerekiyor dedin ya bilgilerini. Bunu manuel mi yapıyor? Yok yani senin bir panelin var Öyle mı? Var. Aynen, ha evet. o aslında bütün şey, o geri dönü sonucun bir sonuçlandı ve o çıktı. O firma çiftin karşısına çıktı. O oradan cevap veriyor panelinden. Ona aynen. bildirim düşüyor gibi. Aynen. Bizim Tersen de zaten arka yani çözdüğümüz taraf arka taraf. Yani hı hı. tamamen Kapalı devrim sistemimiz oldu. var aynen. Orada her şeyi görebiliyor. Hı -hı. E, yani şu şunu bile görebiliyor. Ben e, bin çift bana ulaştı. Ben kaç ile düğün yaptım, ne kadar para kazandım. E, ben Bende e, düğün yapmayan çiftler hangi segmentte Hı -hı. düğün yaptı, işte benden daha pahalı yerlerde mi daha, yani e, rakip analizi gibi bir şey de veriyoruz. Evet, yani isim vermeden. Yani, yani aslında Bu aslında sizi de iyi, iyi konuma götüren bir şey. Çünkü Atıyorum e, siz onlarla konuşmuşlar fakat onlarla değil yine Düğün.com üzerinden ama başka bir firmayla başka anlaşmışlar. Ama, ama orada görürlerse ki aslında segmenti biraz daha düşük tamamen bütçesel konuşuyorum aslında. Hani yüz değil de seksen bin liraya o zaman diyecek ki ha hani düğün komda herhangi bir sıkıntı yok. E, o zaten bana her türlü iyiliği sağlıyor sadece bütçelerine fazla gelmişim deyip. hani Siz de aslında halen gözde güzel kalabiliyorsunuz. Aynen aynen. Bence... Çünkü, tabii arka tarafta kendi dijital tarafta e, kendi işlerini daha iyi anlamalarını sağlıyoruz aslında hmm. Google Analytics'in Analytics verdiğini hmm. daha nitelikli bir şekilde e, veriyoruz düğüne özel bir şekilde evet. veriyoruz bu da e, onlar öğrendikten sonra e, bu işi şey, zamanla öğrenen sayısı artıyor e, o zaman e, işte iş yapılarını değiştiriyorlar <laughs> yani, örneğin ilk başlarda 2008'de 2009'da ee, hiç dijitalle alakası olmayan insanlar e, işte düğün mekanları sahibi iken ya da yöneticisi iken şu anda e, işe aldıkları insanlar da bu özellikleri var. Evet, tabii. Çünkü bir panel yönetiyor orada. Evet. Ve oradaki datayı okuması gerek. Yani bir kabiliyet sayılır mı? Tabii panel nasıl bilmiyorum ama işte ben analitik bildiğimi okuyabildiğim için ben bunu yeteneklerime yazabiliyorum. Mesela düğün kon paneli okuyabilmek bir yetenek sayılır Yok. mı? Yoksa oldukça kolaydır mı ihtimalle. Ama yani yöntemin stratejisini yani nasıl hı. daha çok iş yapabilirim stratejisini biliyor olmak e, gerekiyor. Örneğin bir lead demek yani bir çift bir firma ile iletişime geçtiğince biz ona lead diyoruz. Lead hı. ölenmiş. Yani ilk 10 dakikada firma çifti ararsa onun ilgisi en yüksek anda ararsa iş yapma hı hı. ...potansiyeli çok yüksek oluyor. Ha, hızlı İlgisini de gösteriyor. Dikkatini evet. dağıtmasına... ...izin vermiyor başkalarıyla. Evet. Ama 10 gün sonra ararsa... Ya, ...çoktan bir yerle anlaşmış tabii, oluyor değil evet. mi? Yani lead'in değeri ölüyor. Yani, yani zaman. Tabii, tabii. Bunu öğrenirlerse... ...10-15 dakika içinde ararlarsa... ya ...bu akşam gelsenize hemen ben size bir yemek yapayım... ...tadım yaptırayım vesaire vesaire derse... Hmm. ...o zaman alacak müşteri Peki yani. böyle yönlendirmeleriniz oluyor mu işte? Atıyorum eğitim tarzı bültenler çıkmak... ...düğün sahiplerine işte sizin işlerinizi daha iyi hale getirecek ...on ipucu gibi şeyler yapıyor musunuz? Yok. Biz şöyle yapıyoruz. Kol um, call center'ımız var yaklaşık Hı -hı. 45 kişi, 50 kişi hatta. 50 kişilik call center'ımızın um, satıştan başka bir başka bir departmanı. Call center'da eee uh, portföy yönetimi dediğimiz bir ekibimiz var. Eee um, portföy ekibimizin her her birinin portföyünde uh, yaklaşık işte 250 300 tane firma var. Her bir firmanın bütün eğitimiyle, bütün bu süreciyle onlar ilgileniyorlar. Daha aslında benim Dediğiniz söylediğimden çok daha, çok daha e, ince ve ayrıntılı anladım. bir süreç var. Evet. Evet. Sen blog yazayım, göndereyim. <laughs> ben <biraz> küçük <laughs> <Şu> mailing. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> yani öbür tarafta da wedding planners dediğimiz evlenecek çiftlerle iletişimde olan bir ekibimiz var. Örneğin siz dijitalde aradığınızı bulamadınız, biz arıyoruz ya da siz arıyorsunuz. Size önerilerde bulunuyoruz. İşte Hı -hı. Sorular soruyoruz ve size e, yönelik firmaları öneriyoruz. Hı -hı. E, bu şekilde hem çift hem de firmaya destek olup e, aralarındaki, aralarındaki iletişimi arttırmaya çalışıyoruz. Yani zaten yaptığımız e, işte biraz bu. Yani lead üretmek e, ve lead'i kaliteli hale getirmek. Evet. Yani ya benim hiç ilgim ve... ...durumum dolayısıyla da alakam olmadığı için... ...çok farkında değildim de... ...çok büyük ve önemli bir mecraymış. Bence düşünsen %90'ı zaten... ...kullanıyorsa... Evet. evet. Ya ...zaten yani ne kadar iyi oldu... ...söz bile edilmez ama arkasındaki... ...hem hikaye benim çok hoşuma gitti... Hı -hı. ...hem de şu anki bu ciddiyet... ...aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu... Evet. ...farkında olup yatırım yapıyor olmak... Bu, ...bu şeyi nasıl koruyorsun abi? Hani ben hala... ...kaç sene, 13 sene geçmiş bakınca... Ee, ve gerçekten iyi bir doygunlukta belki hem pazar hem senin şirketin ama hala çiftlere bir değer katmalıyım, evet. firmaya bir değer katmalıyım de kafanın ucunda bir soru işareti var her zaman yani tabii, tabii. Ya, bu, geçen, bu, bu nasıl korunan bir şey? Geçen sene 100 kişilik şu anda işte 170 kişiyiz yani Not, hala he, hala iş tamam, çok büyüyor anladım. yani iş çok büyüyor derken yapmak istediğimiz o kadar çok şey var ve zaman hiçbir zaman yetmiyor ki yani Hı -hı. ama ben de bunu soruyorum yani beni her sabah kaldıran sabah saat işte 7'de de kalkıyorum Hı -hı. İşte 8'de evden çıkıyorum, 9'da ofisteyim vesaire. E, ne diye? E, aslında ben e, e, içimde çok hırslı bir insanım. Hı. E, o da işte eskiden basketbol vesaire öğrendim. O yenmek duygusu vesaire. Ama bendeki yararlı bir yani hırs, zararlı bir hırs. Yani biraz önce bahsediyordum Hı -hı. ya. İşte yararlı hırs var, zararlı Hı -hı. hırs var. Kimsenin ayağına basarak ya da kimseye kötülük yaparak değil ama ya baş, çok daha iyi olmasını istiyorum bu sitenin ve işin. Arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım var beraber çalıştığımız vesaire vesaire hata yapmamamız gerekiyor. Hı hı. Yani o yüzden herhalde e, bir de çok güzel bir iş yapıyoruz. Yani geliyorsun Galata'da sabah gibi çalışıyorsun <laughs> arkadaşların var iyi insanlar, e, para kazanıyorsun yani onu doğru yerlere yatırıyorsun. Bana bilgisayar oyunu gibi geliyor. <laughs> bilgisayar oyunu oynamıyorum ama eğlendirme. O i̇şte, seviyede öyle oluyordur mutlaka. Ya öyle bir Biz büyük, şu büyük an, burunluluğum yok. Yalnız şampiyonuz. Şu an dolayı, siz. Ya <laughs> 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 yok. sadece <Biz> <laughs> oynanırız kardeşim. <laughs> o, ben ama 2008'de 2007'de bu işi ilk kurduğumda da yani aynı şey düşünüyordum. Hmm. Yani o işin büyüklüğüyle alakası değil. Eğer yaptığınız işe değer veriyorsanız hmm. ve seviyorsanız yani sıfır gelirle de ben her sabah gidiyordum. ...bu iş çok büyük, çok büyüyecek <laughs> diye... Yani ...bir şeyle, yani enerjiyle... ...ve insanlara evet. öyle anlatıyordum ki... ...insanlar şu anda sizin verdiğiniz etkiyi veriyordu. Yani... ...abi sen bu işi Hemen evlenmeliyim. <laughs> <laughs> öyle satmış. Değil mi? Yani ben onu... ...işimi çok seviyorum. O yüzden Hı -hı. galiba. Çok belli zaten evet. yani. Biz de hani... ...ona gerçekten hayran olduk. Evet. Kaç ülkede var peki Düğün.com? <laughs> 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 Tam oraya gelecektim. Çünkü agresif bir büyüme var. Yüzden yüz yetmiş. Evet... Ee, ya Arapça Acaba, konuşan ülkelerde varız. Yani, Onun da sebebi şu. içerik üretiyoruz. İçerik üretince işte Bulgaristan e, ya da dinle, buralım, umut. İsrail ya, gibi e, ülkelerde şöyle bir şey var değil mi? Yani Adamlar Bulgaristan'dan bir startup çıkıyorsa Hı -hı. Bulgaristan için yapmıyor. Bütün dünya için yapıyor. Çünkü 3-4 evet. milyon nüfus var. İsrail'de de öyle. Yani Bu kadar başarılı olmanın sebebi globale oynamaları. E, bir dil ne kadar çok ülkede geçerliyse o kadar önemli oluyor. Aynen Biz de e, Bulgaristan ya da Yunanistan ya da işte Romanya gibi ülkeler yerine, ki Romanya biraz büyük gerçi, e, e, baktık. İngilizce konuşan ülkeler elbette ama orada büyük bir rakip var. Amerika'da iki tane çok büyük firma hmm. vardı. Şu anda birleştiler. E, bakıyorsunuz Latin Amerika, yani İspanyolca ya da İtalyanca konuşan ülkelerde de e, çok büyük iki tane rakip vardı. Bir tanesi maalesef kapandı. Bir tanesini de gene bu Amerikalılar aldı. Hmm. Dolayısıyla Latin Amerika Deliyorlar ve İspanyolca'dan. Geliyorlar mı yavaş yavaş buraya? Yavaş yavaş buraya. İşte bu kadar. Ben artık kalamam bu arada. <laughs> Farkındasın değil Sen mi? <laughs> Sen şuradan. Ben rakibe Bir de onları çağıralım. <laughs> Öyle olunca baktık. Dünyada rekabetin olmadığı um, Arapça konuşan ülkeler vardı. Açıkça konuşmak lazım ki 2015'te Arapça konuşan yani Mena dedikleri Hı -hı. Orta Doğu çok daha sağlıklıydı. Çok e, problem yoktu. 2015'ten sonra bayağı karıştı ama hı hı. gene de baktığımızda biz girdik, test ettik. E, 10-11 ülkede galiba problemi olmayan 10-11 ülkede girmiştik. Eee Suudi Arabistan e, o bölgedeki öğrendik ki en güçlü ekonomi hı hı. E, ve e, orada e, çok ciddi bir eee geri dönüş attık. Yani bizim ürettiğimiz içeriği en çok değer oku, okuyan, hı. en çok takip eden ülke Suudi Arabistan oldu. Ee, ve orada başlattık. E, içeri ürettik. işte pazar yerini kurduk. Daha sonra satış ekibi kurduk. Ee, işte sizin de tanıdığınız e, geçen sene itibaren Ömer hı hı. E, oranın CEO'su oldu. Bütün Arapça konuşan ülkeler şu anda büyütme görevi Ömer'de. Çok selam Ömer ee, abiye Çok ya, selam. selamlar evet. Çok selam. Çok da seviyoruz kendisini. E, ve bu sene Herhalde yüzde iki yüzde üç civarında büyüyecek. Çünkü başında birisi olunca <laughs> evet. bir işin, benim esas görevim gene düğün.com. <laughs> yani oraya yüzde on zamanımı ayırabiliyordum. Şimdi yüzde yüz zaman ayıran birisi var. Elbette benden daha hızlı mesela Ömer orada şu anda çok büyük bir sorumluluk aldı ve hızlı bir şekilde gidiyor. <laughs> ben çok büyüyeceğini düşünüyorum yurt dışının. Kesinlikle. Ee, İnşallah. Evet çünkü e, dün bütün ülkelerde, bütün dünyada aynı. Yani Değil bir, mi? çift birbirini seviyor. Daha sonra bunlar belli bir süre sonra e, bir seremonide, bir to topluluk <laughs> önünde söz veriyor. Dil oynaya devam ediyor. Yani, Amerika'da ediyorsun. da böyle, İsviçre'de de böyle, işte Türkiye'de de, Arabistan'da da, Hindistan'da da, Çin'de de bu böyle. E, müzikler bir tepki değişiyor. <laughs> evet, bazen... <laughs> de bazen kültürel <gülüyor> hareketler <gülüyor> değişiyordur büyük ihtimalle. Aynen, öyle. Peki bir öneri alalım ya bu gerçekten insana değer katmak ve işte B 2 B to C mi oluyor düğün.com yoksa B2B, B2B. aslında ha bakınca sadece oradan para pazar yeri aynen hani aynen. bir pazar yeriyle bir iki farklı noktayı birleştirmeye çalışan ve insanla uğraşacak arkadaşlarımıza girişimcilere var mı bir öneri hani çünkü sen iki tara iki tarafta hem Menada hem Türkiye'de başından başlayıp bir yerlere getirdin ...hem de... ...bakınca... ...tecrübe sahibisin. Heh, evet. Kelimeyi bulamadım evet. bu arada az önce. Çok teşekkürler. Evet. Yani şöyle Umut, sözünü kesin kusura bakma. Yani <laughs> Zaten tecrübe bizim pazar yerleri modelinde... ...modeli aslında... ...çok zor modeller. Özellikle online to offline modeller. Yani... E, transaction'ın olmadığı... online'da başlayan ve offline'da sürecin bittiği yerler... ...çok zor modeller. Kolay modeller değil. Dolayısıyla... Um, çok iyi bir teknolojinizin olması gerekiyor. Um, e, bu işi çok iyi anlamanız, domaine çok hakim olmanız gerekiyor. Um, SEO çok iyi bilmeniz, Search Engine yani AdWords yani Paid'i çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunların üzerine e, satış ekibinizin harika olması gerekiyor ki bu yani paraya döndürebilirsiniz. Hı hı. Um, benim gördüğüm e, Çoğu girişinde, pazar yeri girişiminde abi biz her şeyi yapıyoruz ama ya biz bu satış olayını kıvıramadık. Abi işin şey Aslında... yok. Yani, para getirmen lazım işin evet. olması için. Dolayısıyla iyi bir satış ekibi kurman lazım. İyi bir satış ekibi kurmak çok zor. Çünkü gittiğiniz ve satış yaptığınız yere hayal satıyorsunuz. Diyorsunuz ki sen bana para ver. Ben sana iş göndereceğim. Ya e sen kimsin? Yani nasıl iş Yani ilk satışı nasıl yapacağım? Onları memnun edebilecek miyim? Ee, çok erken satarsam ve iş gönderemezsem adam bana sinirlenecek. Hı hı. Eğer e, çok sonra satarsam adam alışacak, para vermeyecek. Yani hı. bir sürü denklem var. Çok doğru zamanda, çok doğru gitmeniz gerekiyor e, firmalarınıza. Ve arkada teknolojinin sürekli sağlam olması ve işinizi sürekli geliştirebilmeniz gerekiyor. Yani çok kolay değil. E-commerce'de evet. e çok örnek var. Yani işte Amazon'dan başlayarak yüzlerce takip edeceğiniz e, metrikleri çok e, belirgin işler var. Hı. Bizde öyle yok bizim e, bir tane şirket var Türkiye, dünyada. Biz en büyük ikinci şirketiz. Yani bunun sebebi tabii ki arada çok e, birincinin ikinci üçüncü alması vesaire ama çok fazla e, etkileneceğimiz e, firma da yok. Her şeyi kendimiz bulmak evet. zorundayız. Hı -hı. Hı -hı. E, bu da bizim modelimiz mesela diğer Amerika'daki şirketlerden daha e, farklı. Onlar çok sağlam bir brandingleri var. Kullanıcı geliyor. Ne wedding plannerları var, ne işte portfolyo yönetimi var vesaire. Biz her şeyi kendimiz bulduk ve geliştirdik. Dolayısıyla e, benim bunları anlatmamdaki e, sebep öncelikle böyle bir pazar yerinde satışın nasıl yapılacağını, nasıl kurgulanacağını, satış ekibi nasıl kurulacağını bilmesi gerekiyor. Ama bunlar başta olacak şeyler değil. Hı -hı. Kuruculardan bir tanesinin satışı çok iyi bilmesi gerekiyor. Ya da Satması kendini gerekli. ona adaması gerekiyor. Hı -hı. Mesela benim kardeşim okul komitereyi kurdu. Dört e, sene oldu. Hala e, kendisi de sahada satış yapıyor ortakları var. Biri işte yazılımcı, birisi pazarlama tarafında. Onlar ofisteler. Emre dışarıda ve satış yapıyor. Hı hı. E, ve çocuk satışçı oldu. Çok iyi bir satışçı. <laughs> e, yani onu bırakacak mı? Evet, bir gün bırakacak. Ama ama bu süreçte ona ihtiyaç olan şey o ve onu yapıyor. Ben, e, tabii ki. Bence işte e, eğer böyle bir iş yapıyorlarsa satış çok iyi kurgulamaları gerekiyor. Anladım. En büyük e, herhalde verebileceğim e, satış. Tecrübe o Aynen. Peki şey düğün.com e, nereye gidecek şu an? Var mı böyle ben yani illaki ki 5 sene sonra ne olacak gibi değil ama elbet bir harita vardır yol haritası. Paylaşmak istersin ya da istemezsin ama bir Şöyle, vizyon var mı o tarafta yani? Tabii ki. Yani, ha, exit mı bekleniyor yoksa biz büyürüz gerek ha yok. Belki soru buna da çevirebilir. ben yani. tam öyle sormadım Hı -hı. ama. Şöyle bir girişimci, bir teknolojik girişimcisi her şey hazır olmalı bence. Yani işi büyütmeye çalışmalı Hı -hı. sürekli. Sürekli e, sanki yarın e, exit yapacakmış gibi şirketini finansal olarak ve sürece hazır e, etmeli. Hı. E, ve bütün seçenekleri masada sürekli yatırım da alabilir, e, exit de yapabilir, hı hı. kendi başına da girebilir. Yani bütün seçenekler sürekli masada olmalı. Ama benim e, düşüncem düğün.com daha çok yani çok hızlı büyüyoruz. Yani geçen sene yüzde... 50'ye yakın büyüdük. Ondan önceki Hı -hı. sene %60-65 büyüdük. Biz oh. 13. senemizdeyiz ve bence çok, daha çok büyüyecek. İnanılmaz yani. bir rakam var. Açıklıyor musunuz peki mesela her yıl? İşte şu kadar büyüdü, bu yani kadar büyüdü Soran olursa <laughs> ben sana söyleyeyim. Tamam. <laughs> <laughs> Belki. Hep Çünkü bu açıklansa iştah kabartıcı bir şey olabilir bunu takip edenler. Belki için bir diye infografik yani. yapabiliriz bizim site için. Olur. Beraber. Öyle bir şey yani açıklamak yani. için iyi olur yani. Dolayısıyla bu kadar hızlı büyüyen bir şirketi şu anda satmak işte ıı, mantıklı erken bir Evet. Evet. O yüzden hala büyüyor iş ve biz çok mutluyuz Hı. içeride. Çok da keyifli. Yani i̇ş büyüdüğü sürece satmayı düşünmüyoruz. Ama yarın birisi gelir, masaya koyar böyle vesaire vesaire düşünürüz. <laughs> e, Çünkü aslında potansiyel yenisini yapmak için vakit <laughs> Zaman olur. Var. Evet. Aynen. Evet. Öyle bir şey, ne yaparsın acaba? Exit ettin sonra. Abi en az gir dört fikir şu an hazır yani. Bak, sana öyle söylüyorum. Girişim yani ben devam ben mı? Her şeyi yapabilirim. Antalya'da gider, <laughs> şezlongda yatabilirim. Yani e, o şey ben onu hiçbir zaman dert etmiyorum kendime. Yani yapacak şey çok. Anladım. Şey bu arada hiç yatırım aldın mı? Düğün.com onu sormadım. Tabii tabii. Ee, 2013-2014 yılında Hasar Aslanova'dan Aa. aldık biz Aa. bir 2 milyon dolar bir de 1 milyon dolar. Ee, evet kendisi ortağı. Tek, biz. tek giriş. Tek, tek, bir yatırımcımız. iki defa yatırım yaptı. Vallahi iyi, teşekkür ederiz abi. <laughs> Gerçekten. Evet. ben merak çok ettim. Çok ayaklarına şeyi basan sordum. bir startup bu arada yani. Yöneticisiyle, sitesiyle ben onu gördüm ve Hayran oldum gerçekten. Bana güzel bir şey mi söyledin? Evet, evet, evet. Teşekkür ederim. <laughs> ya Biz çok mutlu oluyoruz gerçekten. Nasıl ifade edeyim. Nasıl denir? Evet, biz farkındaydık. Çok güzel insanlar ve çok güzel şirketler olduğunu. O yüzden bu programa başladık ama yani... Her bölüm üst üste ikiye katlanarak böyle... iyi ki yapıyoruz, iyi ki güzel insanlar var diyoruz. Bence Dün.com aynı yerde oldu. Çünkü hı hı. kuzeniyle, kardeşiyle, ailesiyle bir hikaye var en başında. Bence bu çok sıcak. Yani gerçekten... ...çok güzel bir şey ve öğretilmesi gereken tam bir şey. Tersi çünkü abi akrabayla... Akrabayla iş arkadaşla <laughs> iş yapma desin <diyorsun>, ...arkadaşlarınla işi yapma. <laughs> evet. Hani bunları duymak çok güzel bence. Evet, evet. Kaldı ki onun yanında... Bir ...sebat var, bir satış ekibi var, bir deneyim var... ...açılma var, büyüyeceğiz hedef yani... Şu an daha bir startup daha ne hangi noktada olabilir? Her şeyi anlatabilecek noktada yani. Hı -hı. Vallahi şey ne derler? koltuklarım kabardı. Çok güzel Yok, şeyler söylediniz. Çok teşekkürler. Ama, gerçekten. Yok yani ya ama... bunu söylemek bizim hakkımızı evet, mu bilmiyorum. Program bizim değil. Evet. <laughs> yani öyle bir Konuşuyoruz şey... işte. Yani ben her yani ne yaparsak yapalım... işimizi sevmek zorundayız değil mi? Yani, yani öyle bir işiniz varsa ve mutluysanız bu en güzel şey. Sevmiyorsan da yapma. Hepimizin bir hikayesi olmalı. Bu ben de çok güzel bir hikayenin içinde olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım herkes böyle bir hikayeye sahip olur. İnşallah. Ee, üretir ve üretin, ürettiğinin karşılığını alır. Aslında e, boyutu ne olursa olsun. E, bence en önemli şey bu. Üretmek ve ürettiğinin karşılığını aldığını hissetmek. Var mı son olarak Türk girişimcilere söyleyeceğim bir şey? Ee, üretin. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Sabırlı. Yani, yani denemek gerekiyor. Evet. Ee, çok kolay değil. Ee, gerçekten sabahat etmek gerekiyor. Gerçekten uzun sürebiliyor eğer şansları da ya verse doğru sektörü seçmişlerse eee e, yetenekli çok çalışırlarsa hı hı. doğru insanları yanlarına alırlarsa hı hı. bu iş olabilir. Elbette artık şu çok net. Yani burası çok çok net. ...globale oynamak gerekiyor. Hı hı. Yani Türkiye'de değil bütün dünyaya yönelik bir iş yapmaya çalışmak gerekiyor. Hı hı. O zaman Türkiye'deki birçok konudan kendinizi soyutlamış oluyorsunuz. İşte politik durumlardan olan bir sürü süreçten. yatırımcı bulmanız daha kolay çünkü bütün Hı -hı. dünyadan yatırma biliyorsunuz İşinizi taşımanız çok kolay belki merkezinizi Amerika'ya işte birçok şirketin yaptığı gibi Ankara'da teknokentte evet. ya da İstanbul'da bir teknokentte IT ekibinizi konumlandırıp Hı -hı. işinizi büyütebilirsiniz o yüzden herhalde bu benim ilk benim söylediğim bir şey değil herkes aynı şeyi düşünüyor şu anda global bir iş yapmak gerek eğer böyle bir fikriniz varsa durmayın derim. Tabii ki, Born global derinde. diyorlar değil mi artık? Aynen. Global doğan işler. Allah umarım e, güzel hikayeler olur. Umarım hepsini burada dinliyor oluruz. Bizim de nihai amacımız bu değil mi Erdem? Evet. evet. Harikasınız. Harik çok teşekkürler. Aa, estağfurullah. Sen, biz teşekkür ederiz. Biz ağzınıza, yani. Aynen. sağlık. Hemen Sağ olun. bir kapanış yapıyorum o zaman. Hadi bakalım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler tabii ki ve izlediğiniz için. Ee, bizleri Caps Lock Next... ...olarak sosyal medyada bulabilirsiniz. Aynı zamanda sitemizin mükemmel... ...domaini de bu. Daha uzunluğu bulamadık. Bunların haricinde... ...abone olun. Lütfen takip edin. Ee, ve... ...bu ilgisini çekeceğini düşündüğünüz... ...girişimci arkadaşlarınıza... ...evlenmek isteyen arkadaşlarınıza... ...bu bölümü atın. Ee, ekşiden zaten... Açtınız başlıkları teşekkür ederiz. Evet, Ona devam ederseniz mutlu, mutlu oluruz. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın teşekkürler.